Arkadaşlar öncelikle videoma hoş geldiniz. Böyle parçalı bulutlu bir İzmit gününden herkese selamünaleyküm. Bugün yine Suzuki GSX-R1000 K6'nın üstündeyim. Şimdi bu videomuzun konusu Türkiye'de en çok güvenilen motovloggerlar olacak. Ama sizlerden bir yorum istiyorum arkadaşlar. Videoya geçmeden önce aşağıya yorum kısmına siz Türkiye'de en çok hangi motovloggera güveniyorsunuz? Ya da en güvenmediğiniz kişi kim? Bunu aşağı yorumlar kısmına yazın. Sizin de fikirleriniz önemli. Benim de şimdi bir benzin ışığım yandı. Şuradan benzinlikte bir benzin alayım. Ondan sonra videomuza devam edelim. Yapıştırın lan! Evet, şimdi benzinimizi aldık. Motorumuzu çalıştıralım. Güneşi arkamıza alarak gidelim ki görüntümüz net olsun değil mi arkadaşlar? O yüzden hemen şimdi buradan ana caddeye çıkıp sağa döneceğim. Siz de bu arada halen daha kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, video bildirimlerini açmayı, sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Soldan hızlı bir araba geliyor. Şimdi çıkabiliriz. Bu konu nereden çıktı diyeceksiniz. Bu videoda arkadaşlar bahsedeceğim konuda kendi fikirlerimden değil, sizler tarafından gelen isimleri paylaşacağım. Bu isimler bana nereden geldi ben onu da söyleyeyim. Instagram'da bir paylaşım yaptım. Dedim ki Türkiye'de en çok güvendiğiniz motosiklet incelemesi yapan kanallar hangileri? Yani genel olarak işte motovlogger'da diyebiliriz buna. Hem en güvendiklerinizi sordum, hem de en güvenmediklerinizi sordum. Bayağı bir cevap geldi. Yani şöyle söyleyeyim, 1000'den fazla geri dönüş oldu. Bugün bayağı bir onları okumakla vakit harcadım. Çünkü güzel bir sonuç çıkarmam gerekiyordu kimsenin hakkına girmemek için. Yani hiçbir motovloggerın hakkına girmemek için. O yüzden bayağı bir inceledim. Ondan sonra çıktım videomu çekmeye. Şimdi dediğim gibi böyle güneş arkamızda kalsın. Böyle yukarılara doğru gidelim. Siz de bir çay kahve koyarsanız güzel olur. Diyelim ve başlayalım sizler tarafından gelen isimlere. Arkadaşlar tabii ki de ilk başta herkesin çokça, sıkça ya da sıralama yapan insanların ilk sıraya koyduğu isim tabii ki de rahmetli Barkın abi, altın elbiseli adam. Herkesin en çok güvendiği insan oymuş. Açıkçası benim de o arkadaşlar. Yani Türkiye'de bir motosiklet incelemesi izleyeceksek altın elbiseli adamdan daha güvenilir bir insan bence yok. O yüzden benim de ilk sıraya koyacağım insan altın elbiseli adam. Ondan sonra geçelim en çok gelen isme. Tabii ki de şimdi bu anketi kimin yaptığına göre çıkan isimler değişir. Mesela şimdi bu anketi ben yaptım. Ben yaptığımdan mıdır yoksa genel olarak öyle görüldüğünden midir bilmiyorum. Beni çok fazla yazdınız arkadaşlar. Yani en çok güvenilir motovloggerlar sırasında kendi ismimi çok fazla gördüm. Aslında keşke beni yazmayın deseydim. Aklıma gelmişken şimdi söyleyeyim arkadaşlar. Aşağı yorum olarak isterim ya videonun başında. Beni yazmayın. Benim dışımda en çok güvendiğiniz motovlogger kim var onu yazın. Her neyse benim adım dediğim gibi çok fazla yazılmış. Buradan onu yazan herkese çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Demek ki çizgimiz doğru. Demek ki yaptığımız içerikler doğru ki insanlar bizi buraya layık görüyor. Geçelim bir diğer isme. Arkadaşlar en sık gördüğüm isim Kolaçan. Mevlüt abi. Şimdi şöyle de bir şey var. Dedim ya Instagram'da hikaye paylaştım sizlere sordum diye. Şimdi Mevlüt abiyi en çok güvenenler listesine yazanlar da var. Yani ilk sıraya. Ondan sonra bir sonraki hikayemde en güvenilmez motovlogger diye sorduğumda orada da çok yazan oldu. Yani şimdi bunu nasıl yorumlayacağız bilmiyorum arkadaşlar ama ben yorumu size bırakıyorum. Benim en çok gördüğüm isim Kolaçan'dı. Yani artık değerlendirme sizin. Ben gerisine bir şey diyemeyeceğim. Ama şimdi şöyle de bir şey var arkadaşlar. Bir insanın YouTube'da abonesi ne kadar fazlaysa tanınır olma durumu da o kadar fazla. O yüzden belki de en çok Mevlüt abiyi gördük gelen cevaplar içerisinde. Ve bir de bu anketi kimin yaptığı da önemli. Şimdi beni izleyip Kolaçan'ı izleyen çok fazla insan var. Ama mesela atıyorum X bir motovlogger bunu yapsaydı onu izleyip Kolaçan'ı izlemeyen de olabilirdi. O yüzden benim listem bu şekilde. Geçelim bir diğer isme. Bir diğer isim arkadaşlar Motomanya İzmir. Gökhan Hoca. Buradan da kendisine selamlar, saygılar. Kendisi de benim sevdiğim, saydığım bir insandır. Çok fazla Gökhan Hoca'ya yazan vardı. Hatta şöyle yazan çok vardı. Birçok motovlogger para için İşte ne bileyim, reklam için, sponsor için motor inceliyor. Bir sen, bir de Motomanya İzmir, Gökhan Hoca bu işi hakkıyla yapıyorsunuz, objektif yapıyorsunuz diyen çok da fazla insan vardı. Burada da dediğim gibi yorumu size bırakıyorum. Ama ikinci sıraya da Motomanya İzmir, Gökhan Hoca'yı koyabiliriz. O bir tane karşıdan R25 geliyor. Sakın görünmeyelim.
Vallahi deler bizi delik deşik eder. Bu arada kurye kırmızı da geçti, geçe geçmeseydim. Videoda şimdi kötü örnek. Üçüncü sıraya geçelim. Arkadaşlar, 100 Oktan TV. Kendisiyle şahsen tanışmışlığım yok. Yalan olmasın, ben çok da motosiklet videoları seyretmiyorum YouTube'da ama üçüncü sıraya da 100 Oktan'ı koyabiliriz çünkü o kadar fazla ismi yazılmış ki ortalamada onu üçüncü sıraya koyabiliriz. Yine söylüyorum, bunlar benim değerlendirmelerim değil. Bunlar Instagram'dan bana gelen cevaplar. Üçüncü sıramıza da, üçüncü sıra mıydı? Aynen, üçüncü sıraya da 100 Oktan TV'yi koyabiliriz. Onu da bayağı bir yazan olmuş. Ben dediğim gibi hani buradan kendisi izleyecekse de kusura bakmasın, ben videolarımı takip etmiyorum. Hani sevmediğim, beğenmediğim için değil. Ben genel olarak fazla motovlog izlemiyorum zaten. Üçüncü sırada 100 Oktan TV. Şimdi onun dışında kimsenin mi ismi yazılmadı, başka kimler yazıldı diye olursanız, arkadaşlar tabii ki de tek tük yazılan bayağı bir isim var. Ama onları bir sıralamaya sokamam. Ya şöyle söyleyeyim, bir kişinin adını bir kişi yazmış, işte bir kişinin adını iki kişi yazmış. O yüzden onları bu sıralamamıza sokmayalım. Genel olarak en çok söylenen isimler: Altın Elbiseli Adam, ben, Kol Açan, 100 Oktan TV ve Motomanya İzmir. Benim sizlere sorduğum soruda çıkan yanıtlar bu şekildeydi arkadaşlar. Ve siz buna ne kadar katılıyorsunuz, ne kadar katılmıyorsunuz yorumlar kısmından belirtin ve siz de kendi sıralamanızı yapın. Ama dediğim gibi arkadaşlar, beni liste dışı bırakın. Beni söylemenize gerek yok. Şimdi biraz geçelim yorumlama kısmına. Size gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim ki arkadaşlar, izlediğiniz içeriklerde eğer ki sponsorluk varsa, reklam varsa, izlediğiniz içeriğin objektifliğine %100 inanmayın. Hiç inanmayın da demiyorum ama %100 inanmayın. Ben kendimden örnek vereyim. Ben yaklaşık 6 yıldır YouTube'dayım. Çok büyük ağırlıkla kendi motorlarımı, ikinci büyük ağırlıkla eşimin, dostumun, çevremin motorlarını ve son olarak da sizlerin, yani takipçi dostlarımın motorlarını inceliyorum. Ben gidip de markadan motor alayım, inceleyim peşine düşmüyorum arkadaşlar. Ha, zamanında gidip test gününde motor alıp sürmüşlüğüm de var. Bajaj'ın test gününe gitmiştim. Ama o videoda bile Bajaj'ın yetkili servisine R25 ile gidiyorum. RS200, NS200, Dominar 400 bu motorları sürüyorum. Ve diyorum ki abi, R25 bunlara göre çok bambaşka. Yani orada bile objektifliğimi koruyorum arkadaşlar. Yani ben bunu markadan test için aldım, sürüyorum. Eksiğini söylemeyeyim, onlar bende yok. Ve sizlere de tavsiyem olsun arkadaşlar. İzlediğiniz içeriklerde, yani ben bunu kendimi övmek için anlatmadım, sadece durumu anlatıyorum size. Siz seyrettiğiniz içeriklerde, videolarda reklamsız, sponsorsuz, bunlara dikkat edin. Çünkü dediğim gibi marka gidip de sen benim malımın şu eksiğini söyle, bu eksiğini söyle kolay kolay demez. Yani insanlara da hak veriyor muyum? Bu tür içerik yapanlara çok da hak veremiyorum. Çünkü markadan alacağın 3000 lira, 5000 lira, 10 bin lira para tamam çok tatlı gelebilir ama izleyiciyle aranda olan güveni sarsmaman lazım. Neyse ya, ben buraya da çok fazla değinmeyeyim. Şimdi gelelim en güvenilmez, en sahtekar diyebileceğimiz motovloglara. Tabii ki de şimdi bunu videoda söyleyecek halim yok. Ama zaten Instagram'da benim bu yapmış olduğum ankete katılan kim varsa aşağı yorumlar kısmına bunu yazabilir. Ben şimdi buradan kimseyi hedef göstermeyeyim. Ama en güvenilenler bu şekildeydi. Tek tük yazılan kanallar vardı, yine söylüyorum. Onlar kusura bakmasınlar, isimlerini telaffuz etmiyorum ama ben en çok işte kim güveniliyor, ilk 5 bir liste yapacak olsak ilk 5 kişi bu şekildeymiş arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Altın Elbiseli Adam, ben, Motomanya İzmir, Kol Açan ve 100 Oktan TV. Bu 5 kanal.